Herkese merhaba kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Asiye bu kanalda sizden gelen itirafları ve hayat hikayelerine yer veriyorum eğer sizin de böyle hayat hikayeleriniz ya da itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Bugünün videosuna geçmeden önce birkaç gün önce yani birkaç aslında hafta da olabilir bir inşaat başladı evimizin yanında. Eğer video boyunca sesler duyarsanız şimdiden özür dilerim biraz bu durum uzayacak gibi görünüyor ve şimdi hemen videoya geçiyorum. Asiye Hanım merhaba ben Mehmet evli iki çocuk babasıyım rutinle binmiş bir evliliğim var eşimle artık karı koca gibi değil de aynı evi paylaşan iki insan gibiyiz. Ortak noktamız çocuklarımız, onların düzeni, belki de bizim düzenimiz. O düzeni bitirip boşanmaya yanaşmadık. Yani anlayacağınız ortada bir evlilik kalmamıştı. Tabi bu durum beni sanırım yeni arayışlara etti. Evet yaptığımın doğru olduğunu söylemiyorum ama önceleri can sıkıntımı geçirmek için arkadaş sitelerine üye olmaya başladım. Hemen hemen bütün arkadaş sitelerinde üyeliklerim vardı. Zamanla takıldığım site sayısını ikiye kadar indirdim. Bir gün hiç olmasını istemediğim bir şey oldu. Arkadaşımın karısının fotoğraflarını bu sitelerden birinde gördüm. Önce kendi kendime birinin bu fotoğrafları kullanarak onun adına hesap açtığından şüphelendim. Olayın aslını öğrenmek için bu kadına yazmaya başladım. Tabii erkek de olabilirdi. Hesabın sahte olduğundan şüpheleniyordum. O gün hiç dönüş yapmadı ama ertesi gün yazmaya başladı. Derken biz yazışmaya başladık. Enteresan şekilde verdiği bilgiler, yazdığı şeyler hem arkadaşımın hem de eşinin hayatına çok benziyordu. Yaşadıkları yer, takıldığı bölgeler falan. Derken evli olduğunu söyledi. Ben de evli olduğumu söyledim. Bunu duyunca tabii konuya daha derinlemesine girmeye başladı. Arkadaşımı bana anlatıyordu fakat bilmediğim noktaları ile. Arkadaşımın adı Erhan. Erhan'la aslında şirketten tanışıyoruz ve iş yerindeki en sevdiğim dostum diyebilirim. Zaman içinde şirket dışında da takılmaya başladık. Birkaç kez ise ailecek görüşmüşlüğümüz var. Erhan normalde herkese karşı içine kapanık biri. Çok konuşmaz, muhatap olmaz. Ama bizim için durum böyle değil tabii. Ara ara evlilik sorunlarını açardı. Ben de onu açardım ama bu kadar olayların ciddi olduğunu hiç düşünmemiştim. Bana genellikle tartıştık, birkaç gündür konuşmuyoruz gibi laflar eder konuyu kapatırdı. Fakat eşinin anlattıkları çok daha fazlasıydı. Bir kere hiç ummadığım bir şey vardı. Şiddet. Eğer eşi doğru söylüyorsa ki bence söylüyor onun da nedenini anlatacağım. Erhan'ın kendisine sürekli bir şiddet uyguladığını ve artık ondan nefret ettiğini anlatıyordu. Şiddet olayında beni şüphelendiren olay bir gün eşim tesadüfen bizim buradaki AVM'de Erhan'ın eşini görüyor. Kadının göz altından yanağına doğru kısımda morluk, diğer yanağında ise çizikler fark ediyor. Çizikleri kedim yaptı demiş. Morluğu da klasik yalan mutfak dolabına çarptım diyerek geçiştirmiş. Buradan anladığım kadarıyla gerçekten de şiddet görüyordu. Ben tabii konuyu neden boşanmıyorsun'a getirdim. Açıldıkça açıldı. Eşinin yüzünden çalışamadığını ki bu kısmı da doğru olabilir. Çünkü ailecek takıldığımız zamanlarda eşime eczacı olduğunu diploması olduğunu fakat çalışmak istemediğini söylemiş. Demek ki çalışmak istememesini isteyen kişi Erhan'dı. Neyse eşinin ona iş konusunda yaptığı baskıdan dolayı bir gelirin olmadığını, uzun süredir mesleğinden ayrı kaldığı için de ne yapacağını bilmediğinden falan bahsetti. Ara ara konuşmaları müstehcen kısımlara çekmeye çalıştığı, eşinin yatakta berbat olduğunu, hiç tatmin olmadığını falan bahsetti. Bir gece konu yine buralara geldiğinde nasıl oldu bilmiyorum ama ben de açılmaya başladım ona. Derken bana uygunsuz birkaç fotoğraf yolladı. Yüzü yarım gözükse de vücudunun tamamı gözüküyordu. O anda yüzünün yarısı da olsa gerçekten o olduğunu anladım. Kapatmam gerekirdi ama kapatmadım. Biz yazışmaya devam ettik. O bana uygunsuz şeyler yazıyordu. Ben de ona. Sonra bir gün yine konuşurken bunu neden yaptığını sordum. Ben kendi nedenlerimi anlattım. Anlamsız giden evliliğim, boşanamama durumu, boşanma korkusu falan her şeyi açıkça yazdım. O ise eşinden bu şekilde intikam alabildi çalınan hayatının sinirini ancak böyle çıkarabildiğini söyledi. Dedim ki o zaman madem aşık değildin, neden evlendin? Madem evlendin, sen neden boşanmıyorsun? Aşık olarak evlenmişler ama bizim suskun Erhan, kendi halinde dediğim Erhan, meğersem iki kez aldatmış karısını. Hem de kiminle? ilk aşkı ile. Yakalayan da karısı olmuş, dedektif gibi takılmış peşine. Ben şakasına, hadi canım olur mu öyle şey falan dedim. Tabii kocasını tanıdığımı düşünmediğinden gizli gizli takip ederken çektiği fotoğrafları yolladı. Bir baktım gerçekten bizi Merhan evlerine girerken yanında bir kız. Ara ara karısının köye ailesinin yanına gittiğini söylerdi. Hep o zamanlarda eski sevgilisiyle buluşuyormuş. Kadın da bunu yakalamış. İlk intikam alma böyle başlamış. İşin içine şiddet de girince baya olaylar karışmış. Neden boşanmadın dedim. Sen neden boşanmıyorsun o sebepten dedi. Bu beni dumur etmişti. Gerçekten kendi yapamadığım bir şeyi başkasının yapmasını bekliyordum. Şimdi size bir kırılma noktasını anlatacağım. Bir gece evde yine kavga dövüş. Karım konuştukça konuşuyor. Yok hayatımızı mahvettin. Yok şöylesin. Yok böylesin. Hiçbir şey yapmadım. Boş boş televizyona bakıp içimden sürekli ondan geriye sayıp durdum. O gece eşim yatınca girdiğim yer yine bu uygulama oldu. Derken bir saat içinde arkadaşımın eşi de geldi. Ona kim olduğumu söyledim. Dedim ben buyum ve ben sana aşık oldum dedim. Uzun bir sessizlik oldu. Ardından yazdı. Beni burada nasıl buldun diye paniklemişti. Ben de her şeyin gerçekten bir tesadüf olduğunu söyledim. İnanmadı. Konuşmadan çıktı uzun bir süre belki bir belki iki hafta hiç geçmedi. Bir gün iş yerimdeyken telefon çaldı bilmediğim bir numara açtım telefonu bir baktım o önce merhaba sen misin falan dedi eşinin telefonundan gizlice almış numaramı işten izin alıp bize gelir misin dedi konuşmamız lazım tamam dedim bir bahane ile 2-3 saat izin alıp çıktım Erhanların evine gittim eve girdiğim anda bir garip olduk o da ben de birbirimize bakıyorduk ve bir anda birbirimize sarıldık. Sonrasında beni telefonuna götürdü, uygulamayı açtı, kayıt olduğu tarih, konuştuğu tek kişi bendim. Onun kayıt olduğu tarih ve saat arasında ona yazmam sadece bir iki gün sonraydı. Profili açmış, resimleri yüklemiş ve bir daha açmamıştı. Telefonunda uygulamadan gelen onlarca mesaj vardı ama hepsi okunmamış şekilde duruyordu. Nedense sadece senin mesajını açmak istedim dedi. Gerçekten de benim mesajımı açmıştı. Bunu neden yapıyorsun dedim. Güvenmem için dedi. Ben oradakiler gibi değilim. Bir anda Erhan'dan intikam almak istedim. Ona bilmese de çektirmek istedim. İhaneti için bana vurduğu her an için bir şey yapmak istedim dedi ama yapmadım ta ki senin yazdıklarına cevap verene kadar dedi sen o kadar bana iyi geldin ki yazdıkların yazdıklarım bunların saatlerce tekrar tekrar okuyordum gün içinde dedi ve o da bana aşık olduğunu söyledi ve biz o gün birlikte olmaya başladık liseli çocuklar gibiydik her buluşmamızda inanılmaz bir heyecan ve mutluluk yaşıyorduk ki hala da öyle fakat artık evde durmak, bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum. Ama ortada bir sorun vardı. Boşansam da o iş arkadaşımın eşiydi. O nasıl boşanacaktı ve benim eşiyle evlendiğimi nasıl öğrenecekti? İşte buradaki kısır döngüye girdik ve hala bu noktayla bocalıyoruz. Bu ilişkimizin yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Biz birbirimizi geç bulan kişileriz. Fakat bu durumda en sağlıklı, en az hasarla nasıl çıkabiliriz? Bunu düşünmeye çalışıyoruz. Bizim ne yapsın sorumuz bu. Yardımcı olursanız seviniriz. Vallahi tam bir kısır döngü, bir paradoksun içine girmişsiniz. Bakalım izleyicilerim bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm bulacaklar. Ben zaten Mehmet'e yazdım düşüncelerimi. Ee, i̇nşallah okuyup bana geri dönerse de mutlu olurum. Sizin de görüşlerinizi ve fikirlerinizi bu konuyla ilgili merak ediyorum. Ama şunu da eklemeden e, kapatmak istemiyorum. E, eğer evliliğiniz yürümüyorsa, evliliğiniz gitmiyorsa yani belli sebeplerden dolayı genellikle bu çocuklar oluyor. E, ebeveynler çocuklarının düzeni bozulmaması için ya da Çocuklarının hasar almaması için evliliklerine devam ediyorlar. Ama gördüğüm bir şey var ki yanlış giden evliliklerde aslında çocuklarınıza iyilik yapmıyorsunuz. O yanlış giden evliliğin içinde onlar da bir yere savruluyorlar. Benden bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.